Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bugün sizlerle batimetre haritası nasıl oluşturulur? Batimetre haritasına nasıl renklendirme yapabiliriz? Ona bakacağız. Geçen dersimizde batimetre haritamızı indirmiştik. Batimetre haritasını nereden indirebiliriz ona bakmak için bir önceki videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun altına da sitenin linkini ekleriz. Nereden indirebileceğinizin. Evet arkadaşlar, batimetre haritamızı çağırdık. Şimdi basit olarak renklendireceğiz. Yani mantık neydi arkadaşlar batimetre haritalarında? Kıyılar, yani sıvı olan yerler açık mavi. Derinlere doğru ise koyu mavi şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Bu bağlamda seçiyorum. Şeklinde bir tane harita oluşturabiliriz arkadaşlar. Ama buradaki tam olarak bize istediğimizi vermeyebilir. Çünkü orada genelleştirilmiş bir durum söz konusu. Biz kendimiz kendi istediğimiz derinliklerde bir harita istiyoruz. Mesela yani 200 metre ile 100 metre arasının belli olduğu daha belirgin bir harita istiyoruz. Bu yüzden sınıflandırmaya giriyoruz arkadaşlar. Buradan yani kıyıda çalıştığımızda mesela bu işimize yarayabilir. Eksi 50 eksi 100 daha sınıflarımızı biraz daha genişletirsek eksiye koyarak arkadaşlar başına sıralamayı yapıyoruz. Yani tabi yine burada bunları düzeltebiliriz arkadaşlar. Burada olmaması için evet arkadaşlar, bu şekilde bir derinlik haritası oluşturabilirsiniz. Şuradan. Şuradan temizlersek. Yani bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Daha okunabilir bir hal alması için yapıyoruz arkadaşlar bunu. Yani lejantımızın daha görünür hale gelmesi için yapıyoruz. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar, kolay gelsin.